Merhaba, bu videomuzda mobil slider desteğini ele alacağız. C2C PHP, e-ticaret sitenizin mobil tarafında, masaüstü tarafından farklı olarak, farklı ebatlarda mobile göre optimize edilmiş mobil slider eklemenize olanak sağlayan bir yapı mevcuttur. Nasıl yapacağımıza birlikte göz atalım. Öncelikle sitemizin User Interface yani arayüz tarafına geliyoruz. Sayfayı yeniliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi burada masa üstüne özel bir slider dönmektedir. Mobil görünüme geçmek için tarayıcımı küçültüyorum. Ve şu anda mobil görünüme geçtik. Mobil görünüme özel menülerimiz açıldı ve aşağı doğru indiğimizde mobile özel bir slider olmadığını görebilirsiniz. Aynı zamanda masa üstünde gözükmekte olan slider'ın da pasif hale geldiğini görebilirsiniz. Tekrar masaüstü pozisyonuna geçelim. Mobil slider'ı nasıl ekleyeceğimizi birlikte görelim. Yönetim panelini tıklıyoruz. Menümüzden bileşenlere geliyoruz. Gördüğünüz gibi 5 farklı ana sayfa bileşeni bizi karşıladı. Biz sizlere gösterdiğimiz demoda ana sayfa üst geniş bileşenini kullandığımız için mobil slider'ımı da yine bu bileşene ekleyeceğim. Hemen tıklıyorum. Ve şu anda ana sayfa üst geniş bileşeninde eklemiş olduğum özellikler gördüğünüz gibi burada sıralanmış durumda. Aşağı doğru kaydığımızda mobil slider kısmından ekle diyorum. Ve bileşen başlığını giriyorum. En üstte gözükmesini istediğimiz için slider'ın numarasını, sıra numarasını -2 yapıyorum. -1 normal masaüstü slider, -2 ise mobil slider olacak. Dolayısıyla masaüstü slider'ın üstünde görüntülenmiş olacak. Hemen slider'ımızın genişliğini öğrenmek için Photoshop'a gelelim ve slider için oluşturduğumuz görselin ebatına bakalım. ...500 piksele 387 piksellik bir görsel ekleyeceğiz. Hemen yönetim panelimize geliyoruz. Ve bunu 500 piksel yapıyorum. Bunu da 387 piksel yükseklik olarak ayarlıyorum. Ve güncelle diyorum. Şu anda mobil slider'ımızın -2 sıra numarasıyla en üste eklendiğini görebilirsiniz. Slider'ımızın içerisine listeyi yöneterek görsellerimizi ekleyelim. Bu slider'ın linkinin otomotiv sektörüne gitmesini istiyorum. Ve buradan linkimi kopyalıyorum. Listelere gelerek slider eklediğim kısmın URL'ine linkimi yapıştırıyorum ve sırasını 1 yazıyorum. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi görselimiz eklendi. Şimdi sıra geldi ikinci görselimize. İkinci görselimizin de linkini yine aynı şekilde otomobil kategorisine göndermek istiyoruz ve URL'imizi yapıştırıyoruz. Sırasını 2 yapıyorum ve ekle diyorum. Gördüğünüz gibi 2 adet özel ebatlarda mobilde görüntülenmek üzere slider görseli eklemiş olduk. Bileşenlerimize gelelim. Ana sayfa üst genişi tıklayalım. Mobil slider'dan ayarları tıklayalım. Gördüğünüz gibi liste ögesinin 2 adet olduğunu buradan da görüntüleyebilirsiniz. Listeyi yönetmek istiyorsanız bu kısımdan listeyi yöneti tıklayarak bunları silebilir ya da farklı görseller daha ekleyebilirsiniz. Hemen mobilde slider'ımızın etkin olup olmadığını kontrol edelim. Şu an masaüstü slider'ımızı görüntülüyoruz ve mobil görünüme geçiyorum. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi mobil ebatlara uygun slider'ımız aktif olduğu ve ikinci slider'ımız da hemen sırasıyla gelmiş bulunuyor.